Selamlar değerli Assassin's Creed'in izleyenleri arkadaşlar. Bugün günlerden Green Card. Öncelikle bir şeyi açıklık getireyim. Şu an Caitlin'le buluşmaya gidiyoruz Cat. Ve onunla beraber öncelikle birazcık malzeme alışverişi yap. Yani alışveriş yap, daha sonrasında onun evinde anladığım kadarıyla. Böyle yemek yapacağız arkadaşlar. Çünkü benim evimde ocak mocak yok, böyle sağlıklı güzel birkaç yemek yapıp takılacağız. Yani bu tarz bir şey olacak. Daha sonrasında da spor yapacağız. Şimdi ilk önce yemek, sonra spor olsun bu vlogda. Bu vlog bu kadar. Ha, yemek ve spor, artık Caitlin'le tanışma falan filan. Ama sizlere hızlıca söylüyorum bak. Hızlıca ve burayı iyi dinleyin. Bak Caitlin de hani bu kadar konuştuk, Green Card o bu şu falan, hepsi troll. Yani benim için bir şey ifade etmiyor yani. Yemin ederim hani gerçekten tam anlamıyla troll ve eğlence amaçlı yapıyoruz. Bunu çoğu insan biliyor. Bilmeyenler varsa onlar için de söylemiş olayım. Şimdi alışveriş falan yapacağız. Alışveriş yaptığımızda... Aa Sincap. Dur göstereceğim. Alışveriş falan da çekmeye çalışırım vlog. Yani kız bu arada vlog çekeceğimi bilmiyor. Yanına gittim diyeceğim. Tak ben vlog çekeceğim falan diye. Siz sonra dersiniz hani vlog vlog nerede diye. O yüzden bu arada Sincap'ı göstereceğim şu an. Lan Sincap kaçma. Kaçma lan. Kaçma lan. Neyse. Cat de şuralarda ileride falan oturuyor. Oraya gideceğim, yanına gideceğim. Dediğim gibi yanına gittiğimde şöyle biraz ters tutacağım kendimi. Diyeceğim ben vlog çekeyim. Market alışverişi o bu şu falan. Eğlenceli bir içerik yapalım. Yani benim kafadaki her şey. Yani bütün amacım içerik üretmek. Şimdi Green Card'ı alma zamanı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sonunda randevu günü geldi. Son bir kez söylüyorum. Tamamen troll ve RP yapıyorum. Ama şimdi onun kozuyla oynayacağım. Yok, sürekli erkek arkadaş muhabbeti yapıyor kardeşim. Tamam arkadaşınım ya. Şimdi kız arkadaş muhabbeti yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Devam edecek. Arkadaşlar içerideyiz. Elin de vlogunu yapacağım da zamanı gelince chat. Şu an içerideyim ama. Bu arada haber vereyim. Erkek arkadaşını gördün mü? İşimiz çok kolay. Yani... Green Card'ı kaptık. Kendi kendime nasıl eğlenebiliyorum ya? Aslında eğlenmemin sebebi ne biliyor musunuz? Bunları sizin izleyeceğinizi bildiğim için ve sonradan ben izlerken eğleneceğim için. Hadi geliyorum. Evet arkadaşlar, herkese selam. Şu anda Cat beni arabaya attı. Onunla beraber say hi Cat. Hey. They know you and they love you. Trust me, we speak every time on stream about you. I'm saying so that nice. I have a new friend, she's so cute. I'm sad that we met each other like so that late. Yeah. Arkadaşlar içerideyim. Rahat olun. Görev başındayız. Şu anda markete gidiyoruz. We are going to market. Few moments later. Geldik. Birazcık kötüymüş. Ya böyle toplu eşyalar satıyorlarmış well, yani. Turkish is crazy. Daha ucuza ve daha fazla. Böyle konuşurum yanlış anlayacak. Ya daha ucuza daha fazla ürün veriyorlar. Birazcık böyle kötü insanlar varmış falan filan. Göreceğiz arkadaşlar. Full electric. It's like they're all Turkish. Come on. Yeah, anyways. Full elektrikli güzel bir arabası var. Gerçekten iyi sürüyor bu arada. Hello. Hi. But y'all better not be out tonight because I'm looking for blood. Bugün Halloween arkadaşlar. Benim umurumda değil. Today is Halloween, right? He said he's looking for blood. I love to be sucked. Aa, olay bu. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey, bilmiyorum yani, böyle toplu satılan bir markete geldik. Fiyatları 3 aşağı 5 yukarı aldığımız şeyleri sizlere gösteririm. Bugün biz var, what are we making today? Turkey burger with lettuce. Maruldan anasını satayım. Benim karnım doyar mı? Maruldan hindili burger yapacakmış. She said it's so tasty. Yeah, it's so good. So we will see. Wait. $3.5 almış. Kocaman lettuce. Bu neymiş bu aldığımız? Arkadaşlar $8 bir tanesi, 2 tane aldık $16. Arkadaşlar bu skipiler var ya, yemin ediyorum o kadar iyi ki. Bir tane alayım hatta lan. Bulamam. Ekstra şeker eklenmemiş skipi. Türkiye'de lazım olur. Bunun büyüğü varsa büyük mü alayım ya? Ekstra şeker eklenmemiş ama arkadaşlar burada. Skipi ya da cif. Bu ikisinden birini yiyorlar genelde. Neyse küçük olsun bizim olsun ya. Chunky. Oo güzel lan. Ağza geliyor yani şeylere. Neyse alayım bunu. Lazım olur. Arkadaşlar bu arada etrafı şöyle son bir göstereyim. Hani bu şekilde bir sürü hani sıkışık ve toplu satış yapan bir yer sanırım burası. Ne kadar? Cereal. Türkçesini unuttum. Gevrekler mi deniyor? Şöyle bakın bakalım, gözünüze çarpan bir şey var mı seveceğiniz? Şu çeriyozlardan bizlerde de var ama bir sürü çeşitleri var bunların, çeriyozunun. Burada gerçi fazla gevrek yok ya. Böyle Oreo'lu, onlu, bunlu, şunlu falan bir sürü gevrekler oluyor. Neyse. Şöyle geçelim, bakarsınız arkadaşlar hızlı. Kool-Aid Amerika'nın olmazsa olmazı zaten. Sizi satayım. Bunlardan ablam çok sever.
Arkadaşlar şunları aldık. Ben dedim ki yemeği ben ödeyeceğim. Aldığımız şeyler de bunlar. Limon dedi. 10 tane limon mu alınır? Yani neyse. Neyse benden. Fiyatları söyleyeceğim. I'm rich. Arkadaşlar para verdim. 20 lira vardı cebimde, verdim. Do you know who that is? No. Oh my god. It's Atatürk. It's the savior of Turkey. He's a legend. He's like the greatest person, like probably why Turkey is alive. Let me say it that way. Wow. Yeah. That's crazy. Keep the money safe. It's I a will. Gift from you. Thank it's, you. Try, it's not too much. It's like a dollar, okay? Okay. It's not too much. Okay. Arkadaşlar çıkış işte ya. Böyle bir yerdeyiz. Amerika, Amerika nasıl heyecan dolu Amerika. Bakmayın arkadaşlar, ben burada bir ay yaşayınca ikinci ay yaşayasım gelmiyor. Yani ben Türkiye'mi seviyorum. Sadece son zamanlarda birazcık sıkıntılı, anladınız mı? Türkiye'nin durumları falan filan, ama hayırlısı. Hadi biniyoruz. I think this is really nice vlog. We are nice new friends. I'm yes, really excited. Jim. You're gonna say Jim Bros? Jim Bros, yeah. Pezo'ya bak. Say Pezo. Pezo. Yeah, he's doing a Pezo thing. He's being stupid. He's being... Is that what it means? Not a stupid, but it's a funny word for... Pezo. If you want, I can teach you, but I don't like it too much. Yes. You want it? Yeah. Okay, say ananas skim. Ananas Wait. Söyletmeyecektim de kendisi dedi küfür etmeyi çok çok küfür ediyorum diye. Oğlum benim bıyıklar da tam troll ya. Ben bu vlog işine iyice alıştım. Etrafa bakın arkadaşlar, hiç fena değil. Şimdi Ralph's diye bir yere geldik. Alabileceğimiz her şeyi alamadık. O yüzden buradan da bir şeyler alacağız arkadaşlar. Sonra yemek, akşama da sports. Arkadaşlar marketi de biraz göstereyim de sonra çok da çekmeyeceğim. Yeşil kart lazım biliyorsunuz, onun için görevdeyim. Acil videoyu beğenin. Abone olmayan varsa olsun. Benim ana kanalım sanıyorum. Abone olmamışsınız ya. Dur bir Cat'e söyleteyim de abone olursunuz. Cat, say abone olun. Abone olun. Yes, thank you. Şöyle bir yer. Bu daha kaliteli, daha güzel bir yere benziyor. Birinin annesi sneakers almasını istememiş galiba. Bırakmış buraya. Burada çok 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 daha fazla çeşit var ya. Bir sürü cipsler falan. Yani cips deyince, abur cubur deyince bunların beyni duruyor arkadaşlar. Bakın. Bak bu cipsler buradan başlıyor. Tamam mı? Yani hani nasıl ya? Hala cips, 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 cips. Yani ya bitmiyor bu arada. Sonuna kadar gider. Şu takis acılı, güzel bayağı. Pretzel falan filan bunların şeyi zaten. Şu Flaming Hot Cheetos benim bayıldığım, nasıl diyeyim size, kafayı yiyorum bunlar için arkadaşlar. Hem böyle puff, hem böyle yukarıdaki gibi crunch, efsane. Bu arada cipsler bitmedi. Pringles'ın fiyatı da 2.89, bazen 1-1.5 dolara satılıyordu. Bunun da fiyatı artmış. Türkiye'de 80 lira mı ne anasını, yanlış bilmiyorsam. Abartmış olabilirim arkadaşlar. Neyse, cips reyonu bu kadar. Arkadaşlar oradan geldik işte. Meyve falan filan. Burada bir sürü peynir var, peynirler falan filan. Etrafta da böyle işte hani yazıyor zaten 1-2-4-5-6-8-9-10, hani ne istiyorsan buluyorsun. Yani gerçekten büyükmüş bu arada buralar. Ben şimdi kapatıyorum. Devamına sonra bakarız. Arkadaşlar görev tamam, içerideyim. Sızıntı gerçekleştirildi. Neyse. Garip algılamasın beni. Eve girdik arkadaşlar işte. Ya mutfak bildiğiniz bir şey yok yani. Şurada ortak tuvalet var. Evde 3 kişi yaşıyor. 2 şurası, bir de burada. Bunun içinde bir tane tuvalet varmış kendi içinde, kendi odasında. Bu ikisi de ortak tuvalet kullanıyor. Mutfak böyle. Şurada çamaşır bulaşık falan filan var işte. Sağ sol. Bu şekilde aldığımız şeyleri göstereyim sizlere. 3-5 gösterdik ama işte peynir, feta cheese, limon, ground turkey. Hindi. İşte maruldan yapacakmışız. Marula sarılı hindi yapacağız arkadaşlar. Göreceğiz nasıl olacak bakalım. Şimdi hani burada sizlere çok fazla böyle vlogun içine dahil etmek istemiyorum. Burada oturup konuşmayacağım. Sadece satın aldığımızı ve ortamı göstermek istedim. Bittiğinde bir de gösteririm sizlere. Artı şu da anasını satayım. Mikrodalgaya bakar mısın? Anasını satayım. Bu ne ağalar ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim kaldığım yerde en iyi tost kızartma makinesi var. Neyse. Bu şekilde bir ev diyelim. Arkadaşlar peynir, limon, bilmem ne hindili şey yaptı. Bende de var. Ketçap sıkmış üstüne, pezo. It looks good though. I'm gonna try it as well. Ben de bir deneyeceğim arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Maruldan hamburger mi yenir? Anasını satayım. Neyse. This is healthy. Çok.
yani sağlıklı protein varmış içinde. Eta peynir falan filan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tamamen arkadaşla takılıyoruz ve hani yanlış anlaşılma olan varsa arasında öyle bir şey yoktu zaten. İyi ki arkadaş olmuşuz. Yemek falan yiyoruz. Fena değil, hani güzel gerçekten. Ben şimdi patates atacağım fırına. Cat patates yemiyor. Şunları şöyle, anladın mı? Fırını bir türlü çalıştıramadım, o yüzden geç kaldım bunun için, ama şunu da yapacağım. Bayağı fazla hindi aldık. Kalan hindileri de işte ikiye bölüp bir kısmını ben alacağım, bir kısmını o alacak. Hani ben de evde yemeye devam ederim patateslerle beraber falan filan da. Ya beni böyle ekmeksiz çok sarmadı, ekmek lazım. Onu ısırdım. Hani her ne kadar diyet falan da yaptık ama gerçi beraber spordan beri tanıştığımız için herhalde o yüzden öyle. Okey yani. Veji ketçap falan diyor arkadaşlar. Bunun içinde al arkasını göstereyim, içinde ne var ne yok. 10 kalori, 2 gram şeker bilmem ne. Yani güzelmiş ketçap da bu arada hani. Ama bol ketçap da yemek lazım, yoksa sarmıyor. Agalarım, Cat elinde bir tane... Is it a tea kind of stuff? Yeah, so this is green tea. Yeşil çay. Infused with lemon and mint. Limon ve nane ile beraber yaptığı bir tane çay. Ve monk fruit diye bir şey atıyor içine. Monk fruit anlamadım. Gösterecek. Monk fruit dediği okay. Şey. Bu arada burada da akşam yemek hazırlıyor. Sabah yemek için yoğurt, yulaf. Şu üstünde gördüğünüz monk fruit dediğim şey. This is like a sugar thing, right? Yeah. Like... Yani şeker yerine bunu kullanıyor. No calories, but sugar taste. Sen de gel. Yani şeker gibi tadı olan kalorisiz bir şey yani. Zayıflamaya falan yardımcı olur diyor. Yani bu tarz şeyler çok var. Mesela kalorisiz zeytinyağı şeyi, spreyi. Yemek yaparken sprey atıyorsun. Ben mesela çok kullanıyorum bunu. Deneyeceğim yani. So let's try. Aga bildiğin şekerli çay lan, yeşil çay, nane, limon. Ya güzel de çok fazla olmuş şekeri yani, hani biraz değişik, çok da beğenmedim ya. Ama hani iyi yani, hani şekerin tadını almayı beklemiyordum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. İyi bir şekilde geliyor tadı yani, her neyse. Türkiye'ye dönerken almayı düşünüyordum da almayacağım. Bu ne anasını, ben şeker yemiyorum zaten. Patatesleri de alıp öyle gideceğim. Bak patateslerimiz olmuş. Bunları da çıkaracağım. Yani çıkarıp göstermeye falan gerek yok. Bizim işimiz burada bitti arkadaşlar. Vlogumuza sporla devam edeceğiz. Bacak çalışacağız, onu da söyleyeyim. O zaman ben kaçtım. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Spor başka bir gün yapacağız. Spor vlogun devamını koyacağım bu arada. Düşününce çok güzel yemek yaptı aslında. Hani sağlıklı olarak hindili, işte feta cheese'li, böyle çok güzel bir hamburger diyelim yaptı. Yani aslında maruldan yaptı yani. Bayağı sağlıklı oldu, anladın mı? Hiç ekmek yemeden güzel bir yemek yedik. Bayağı da doydum. Yanında zaten patates falan yiyince iyi geldi. Gerçekten cana yakın, samimi, güzel biri arkadaş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani öyle. Yani devamında spor yapacağız. Sonrasında kapanışa geçeriz. Böyle Caitlyn macerasını Amerika'da bitirmiş oluruz. Çok keyifli, bence güzel oldu yani. Farklı, değişik oldu yani. Değişik bir muhabbet. Sonuçta çok kötü düşünceyle girmedik işin içine. Trolle başlaydık biliyorsunuz. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Devam vloga o zaman. Arkadaşlar saat şu an 7'yi çeyrek falan geçiyor. 5-6 gibi kalkıp yemek yedim. Spora gidiyorum. Bacak basacağım için yemek yedim ve biraz geç gidiyorum artık spora. Anlamadım. Neyse, son günler. Normalde Cat'le anlaşmıştık işte, spor yapacaktık güya. Köpeğinin öldüğünü söyledi. Ben de çok üzüldüğümü söyledim. Geçmiş olsun falan dedim. Hani ne diyeyim? Rest in peace falan yazdım. I am sorry falan yazdım. Yalnız kalmaya ihtiyacı oldu falan filan söyledi. Ben de eyvallah dedim yani. Hani bir şey demedim. O yüzden güncelleme. Ya bir dakika falan sürer vlogum, spor kısmı. Wright'ın Los Angeles ofisine gideceğim. İçeride ne kadarını çekebilirim bilmiyorum. Dumpy beni davet etti. Birazcık etrafı gösteririm. Bu vlog da böyle biter. Bir sonraki vlogda ise araba kiralama, San Francisco'ya yolculuk, Words etkinliği ve geri dönüş olacak şekilde devam edecek. O zaman ben spora geçiyorum. Ya oğlum ben sporcu muyum? Spor vlogu yapıyorum tek başıma ya. Neyse başlıyorum abi. Biraz karın çalışıp ısındık. Arkadaşlar dümenden bir antrenman yaptım yani, tek başıma bu kadar çekebildim. Ya tam squat'ı da çekiyordum. 3 kişi bir anda falan spora geldi. Ben şimdi öyle istemedim yani, çok profesyonel çalışmıyorum. Çok aman aman değil yani, kendi başıma. Böyle 2 sene sonra ilk defa ağırlığa başlamış biri olarak öyle antrenman yapıyorum kendimce. Şimdi eve gideceğim, duş alacağım, yemek yiyeceğim. Sonra Wright'ın ofisine gideceğiz. Sohbet, muhabbet, Dumpy ile konuşuruz. Ofisi biraz gösterebildiğim kadar gösteririm. Sonra biter. Yarın da araba kiralayıp San Francisco'ya gideceğim. O başka bir vlog da olacak. Vlogu da bitireceğiz. Gönül isterdik yani Cat'le beraber spor yapalım falan ama ben hep diyorum, ben dünyaya yalnız geldim abi. Yalnız da gideceğim. Herkes öyle. O yüzden yalnız takılmaktan gücenmiyorum. Hatta hoşuma gidiyor. Yalnız olanlar da videoyu beğensin. Abone de olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar Riot'ın Los Angeles'taki ofisine geldim sayılır. Kamerayı çeviremeyeceğim ama şurası. Odaklanın.
Şu kırmızı gördüğünüz yer işte. Dam biberi karşılayacak. Konuştum da şöyle. Tabii ki her yeri çekemiyoruz vesaire ama işte bazı yerlerde çekim yapacağım. Aynı zamanda onunla sohbet edeceğiz falan. Ya full artı full vlog değil ama içeride bazı yerleri sizlere gösteririm. Sohbet muhabbet ederiz Dampi ile. Sonra devam ederiz. Haydi bakalım. Geldim sayılır bir içeri gireyim sonra. Vlog çekebileceğim yerde tekrar çekeceğim. Bu arada bir değişik duruyorum yani. Bıyıklar... Neyse oldu oldu. Let's go. Tamam, direkt senden başlıyoruz. Arkadaşlar hiçbirimiz hazır gelmedik. Vlogumuza Riot Games'in Los Angeles'taki yerinden devam ediyoruz. Biz buraya Arkane için gelmiştik. Arkane galasında buraları falan ben zaten sizlere çekmiştim ama çok karanlıktı. Bildiğiniz girişteyim şu anda bu. Ne küresiydi? Heksek küresi mi acaba? Ne küresiydi bu ya? Heksek kristali. Bunu zaten görmüştünüz büyük ihtimalle. Hatırlayanlar vardır ama çok karanlıktı. Devamında zaten ileride Tiburce olacak. Bu şekilde birazcık ziyaret edelim bakalım burayı. Gün yüzünde daha güzel gözükecek diye düşünüyorum ve gayet de güzel. Tiburce'da fotoğraf çekmek için evet sıra var. Daha yeni açıldı ziyaretler. Yani normalde kapalıymış. İnsan gelmemesine rağmen gala için burada bulunmuştuk. Evet. Tiburce'da karanlık zamanında benim fotoğrafım var burada bu arada. Sen video devam ediyorken olur, beni çekebilirsin direkt. Fotoğraf mı? Geç bakalım. Riot'ın kanalına hoş geldiniz. Bir saniye. Heh. Güzel. Şuraları gösterelim. Burada oyuncuların çizdiği RP artları var bu arada. Bunların hepsi gerçek çizimler. Bunları şeyde de görüyordum ben. Evet. Instagram'ında da paylaşıyor League of Legends. Ama benim en sevdiğim bu ya bu arada. Arkane'den direkt o Treehouse'daki duvar. Burası ne kahve hanesi olarak geçiyor? Mr. Dumpy. Bridgewater Brew diye geçiyor. Aslında Riot'un kendi Starbucks'ı gibi. Hadi ya, gayet güzelmiş. Bridgewater'ın kafesi mi diyelim? Bridgewater Brew diye geçiyor. Bridgewater Brew. Gayet tatlı. Asla oynayamadığım karakter. Muhtemelen niye videosu yok diye sorarsanız arkadaşlar, hiç oynamadığım için. Bir tane videosu var sanırım, o da fena değildi yani. Zor ya Gangplank oynaması. Burada Arkane'in galasını yapmışlardı. Şu ileride kocaman bir çadır kubbe aynen vardı. Ve orada bize kaç diye artık bilmiyorum ama böyle geniş bir açıda izletmişlerdi Arkane'i. Arkane galası da genel buradaydı. Komple değiştirmişler şimdi. Yürüme koşma hattı var, dönüyor etrafta. İnsanlar burada böyle konuşa konuşa toplantılarını yapıyordu mesela. Gayet yani rahat. Çok ferah ve güzel duruyor şimdilik. Burada yemek yiyenler var sanırım ortada. Başladım ya, 12'de başladım. Ha, yemeği burada mı yiyorlar gene? Değişiyor. İçeride oturmak istemiyorum diyenler için burayı yaptılar Covid süresince. Burası normalde basket sahasıydı. Şimdi böyle bir şeye hizmet ediyor. Bu arada başladık ama 3 senedir visitorlara kapalıydı. Yani evet. Hani insanlar buraya gezmeye gelemiyordu hani davetiye alıp vesaire. Şimdi daha yeni açıldı. Covid yüzünden kapalıydı. Biz de sağ olsun Dumpy. Yani gördüğüm en kral adam yani gayet. Baştan sona bana yardım edip benimle ilgileniyor adamdır yani. Amerika'ya gelmek isteyen bütün içerik üreticileri ulaşabilir. Hizmetlerimden herkes faydalanabilir. Süpersin. World temalı pinler. Evet, bu Lil Nas X'in. Ben burada şapkası. Çalışmadığım için ben alamıyorum sanırım. Üzgün surat. Eziklendin. Olsun o kadar be. Geldiğim yer yani bayağı iyi. Ne ya burası? Oyun yeri falan evet, mı? Pixie Bang'e arcade room diye geçiyor. Ne diyorsun ya? Mario Kart oyunlarımız var. Burada 4 diğer tarafta da var. 4 kişiye kadar oynayabiliyorsun ve buradan da şey veriliyor. Oturanları izleyebiliyor. Yani. Oturanlar oyunları izleyebiliyormuş. Burada bir sürü bilgisayar var. Onlar da çok iyi duruyor. Bilgisayarlar bayağı var bu arada. Yani hani 30 tane falan var. Salladım. İçeride de PlayStation, Xbox falan. Şu koltuklara bir oturabilir miyim? Bu benim Secret Lab bir şey değil mi? Şey de biliyor, Uğur da biliyor. Hayalimdeki koltuk çok konuştuk. Bir bak bakayım. Yani bundan satın almak istiyordum. Türkiye'ye maalesef deliver etmiyorlar. Çok ağır olduğu için. Ben de almaya çalışıyorum şimdi burada bir tane. Valorant'lı ama Ocak'tan sonra falan çıkıyormuş. Nasıl abi? Bir tane lazım yani. Lazım mı? Bu en iyi gaming chair olarak. Buradan da, 3 senedir almaya çalışıyorum. Buradan da Secret Lab'e şeyimiz olsun. Konsol room'a geldik. Oyunlar vesaire, birkaç kitaplar, konsollarla alakalı. Aa, eski müzelik konsollar ve PlayStation 5 var her oynamak şey için. Bu ne oluyor? Atari mi o? Ben bilmem, benim yaşım yetmiyor da o kadar eski. Şu şekilde. Burada insanlar geliyor, birlikte oynanıyor, turnuva yapıyorlar. Zaten onu istersen kullan. Gerçekten muazzam diyebilirim ya. Muazzam yani. Çok iyi ya. Yalnız harbiden çok güzel. Oyunlardan seçip beğenip oynuyorsun. Marvel'a çok güzel. Vay canına diyorum.
Burada çalışanlar gelip oynuyor mu ara ara, hani canı sıkılıyor mesela ya da bir ara oluyor vesaire? Öğle yemeği zamanı mesela. Öğle yemeğinden sonra insanlar genelde geliyor, buralarda takılıyor, oturuyor biraz, işte hangi dövüş oynuyor da konsol oynanmak istiyorsa oynuyor. Burada Metal Slug ya, o kadar çok oynadım ki küçükken ya, inanılmaz. Asıl şeyde akşam saatlerinde iş çıkışında eve gitmek, burada oyun oynayan çok kalabalık bir tayfa da oluyor. Yok artık ya, çok güzelmiş. Ortam çünkü çok keyifli oldu. İşten çıktığımda işte bütün arkadaşlarım. Tabii canım, evde oyun oynayacağını arkadaşların da... Bak o da olur. Düz aram. Yeni stilimi beğendin mi bu arada? Bıyıkları biraz daha ön planda bırak. Ben sevdim. Fazla mı geldi yoksa? Yok. Şey olmuş. Elini seviyorum. O iğrenç bir filtre kullanıyorsun ya. Onu da çok seviyorum. Bütün şey yapalım. Onu bayağı da kullanırım. Kullanırım. Beğeni seviyorum. Arkadaşlar Jack Bauer'ın ofisine geldik. Trophy Room olarak geçiyor. Biliyorsunuz. Ve oyunlarını aldı. Ödüller. Dota Style Game of the Year. 2009'da. Wow. 2009'da Dota stili oyun. MOBA yok. Dota stili oyunu. Çok. Direkt geçiyor. Yani MOBA diye değil, Dota stili olarak geçiyor. Best MMORTS 2009. 2009'da süpürmüşüz galiba. Aynen. Bütün çoğu öyle. 2009 Game of the Year. Çok mutlu. Bunlar saydam olanlar çok okunmuyordur ama. Best medium workplace ne demek bilmiyorum ama. Small ve medium mu? Ha bu herhalde. Ya 2013 çünkü. Tamam. Best music video. Böyle bir şey bekliyordum zaten. Zaten. Tabii yani hani tabii, olması gereken. Tabii. Hani her müzik birbirinden güzel çıktığı için. Sedmami'yi biliyorsun. Christian Link. Arkane'in yazarlarından, yapımcılarından. Evet arkadaşlar, vlogun sonuna geldik. Kapanış yapmayı unutmuşum, onu fark ettim. Şimdi araba kiralamaya gidiyorum. Bir tane Mustang alacağım. Oradan San Francisco'ya Verse'e gideceğiz. Diğer vlogu da ana kanalıma atacağım. Kasetin script kaçırmayın, oraya da bakarsınız. Like, abone atın. Seviyorsunuz. Öpüyorum.